29 Haziran 2017 hamam böceği çekmek uzun zamandır istiyordum fakat bir türlü istediğim kalitede çekimi yapamadığımdan bugüne kaldı. Bugün sabah erken saatlerde bir tane Alman hamam böceği dedikleri veya Türkçe'de kalorifer böceği falan denilen türünden yakaladım. Detaylı çekimini yaptım. Fakat çok erken olduğu için seslendirmesini yapamadım. Mahalle arası çünkü apartmanlar falan var. Şimdi değişik kaynaklardan ufak detaylar vererek videomuzu montajlayacağım. Hamam böceği Balattodea takımını oluşturan böceklerin genel adı. Takım isminin Yunanca Balatta sözcüğünden türetilmiş. Sözcüğün anlamı zaten hamam böceği böceğiymiş. 6 farklı familyası varmış ve yaklaşık 4500 türü varmış. Hamam böcekleri 2000 metreden daha yüksek yerlerde ve kutuplarda yaşayamıyor arkadaşlar. Dünyanın diğer her yerinde yaşayabiliyor. Çoğu hepçil yani hem otla hem de etle besleniyor. Başka burada Wikipedia kaynağından faydalanıyorum. Başka önemli noktalara baktığımızda çok farklı ortamlara adapte olabiliyor fakat en çok bina işlerinde nemli ve ılık ortamları tercih ediyor. Salgıladıkları feromonlar ve bıraktıkları dışkı vasıtasıyla diğer hamam böceklerine su ve besin kaynaklarını ayrıca yuvalarını işaret edebiliyor. Yani bu özellik karıncalardaki özelliğin aynısı. Gelişmiş sürü davranışları sergiliyorlar. Bununla ilgili deneyler yapmışlar. İşte ilk 50 tane hamam böceği koymuşlar. 3 tane yuva hazırlamışlar. Hamam böceklerinin 25'erli olarak odalara dağıldığını fakat bir tanesini boş bıraktığını görüyorlar. Böyle deneyler yapmışlar. Bu da sürü davranışın, gelişmiş bir sürü davranışın olduğunu göstermiş. Önemli bir bilgi bence. Yine çok çok önemli olan dinozorlardan bile eski. Yani dinozorlar yokken hamam böcekleri varmış. 300 milyon yıl önce dünyaya gelmişler ve hala varlar. Hiçbir şey yemeden bir ay aktif yaşayabiliyorlar. Ve bir örnek vermiş burada. Sadece posta pulunun arkasındaki zamkı yalayarak, yiyerek hayatta kalabiliyorlarmış. Su altında yarım saat kadar boğulmadan yaşayabildikleri görülmüş. İnsana kıyasla radyasyona 6 ile 15 kat daha dayanıklı. Bununla ilgili ben şey duymuştum. İşte Hiroşima Nagasaki atom bombası patlamasından sonra hamam böceklerinin hala yaşadığını, yine Çernobil faciasında da o bölgede her şeyin yok olduğunu fakat hamam böceklerinin yaşadığına ilgili bir şeyler duymuştum. Kafası olmadan 2 hafta yaşayabiliyor. Yine çok ilginç bilgilerden, herkesin belki de duyduğu enteresan bir bilgi bu. Çünkü beyni bacaklarında, hamam böceğinin beyni bacaklarında, diğer hayati organları da vücudunda olduğu için kafasını kopardığınız takdirde beynini koparmış olmuyorsunuz. Ama ağzı kopmuş olduğu için su ve besin alamadığından açlıktan ölüyorlar. Bir hafta yaşayabiliyor kafasız bir şekilde. Parazit değiller aslında. Yani parazit değiller. Parazit ne demek? Üzerinde yaşadığı canlıya zarar verir anlamına gelir. Parazit değiller ama parazitleri ve hastalıkları taşıyıcı görevi görüyorlar. Taşıyorlar. Çünkü çok pis ortamlarda, lağımlarda, orada burada her yerde yaşayabiliyor. Her türlü besinle besleniyor. Kıl, tırnak her şeyi yiyor. Kağıt yiyor, ot yiyor, et yiyor, ne bulursa yiyor. Dolayısıyla hastalıkları da üzerinde taşıyorlar. İnsanlar bu hayvanlardan nefret eder. Nefret etmekte de haklılar bir yerde. Çünkü bu pis ortamlarda yaşadıktan sonra bir yolunu bulup eve girdiklerinde üzerlerinde mekanik taşıyıcı olarak bu hastalıkların hepsini getirebilirler. Burada sıralamışlar. Kolera, tifo, verem gibi bilinen ve bilinmeyen bir sürü hastalığın ismini vermişler. Mücadelesinin aşamalarıyla ilgili yine önemli bir bilgi var. Burada
gizlendikleri duvar çatlaklarının kapatılması gerekiyormuş. Çatlaklarda, duvar çatlaklarında falan yaşadığı için. Çöp ve gıdalar açıkta bırakılmaması gerekiyormuş, temizlenmesi gerekiyormuş. Kontrolün en pratik yolu ilaçlama. Evet, hepimizin başvurduğu yöntem bu zaten. İlaçlıyoruz. Hatta evler ilaçlama şirketlerine ilaçlattırılıyor. Fakat yumurtadan yeni çıkacak yumurtalara bu ilaçlar zarar vermediği için ilaçlama 2 ay sonra tekrarlanması gerekiyormuş. Mücadelede ilaçlı yem de kullanılıyormuş. İlaçlı yem tabii ki yenildiği sürece, hangi zaman diliminde yenilirse yenilsin, canlıyı öldürecektir. Türkiye'de 3 türü bulunuyor, bunu da belirtelim. Bunlar Alman hamam böceği, işte bu görüntüleri izlediğimiz kahverengi olan. Yine Amerikan hamam böceği ve sadece Türkiye'de bulunan Doğu hamam böceği. Bu Türkiye'ye has bir hamam böceği türü. Evet, bunlar Wikipedia'dan aldığımız, ki kaynakçı olarak da Free Üniversitesi, İngilizce falan bir sürü güzel yabancı kaynaklar mevcut altında. Başka bir kaynakta derlenmiş, işte hamam böceklerine ilgili bilinmeyen 15 maddelemiş böyle bu şekilde. Mesela Amerikan hamam böceği alkollü içecekleri, özellikle de biraya ilgisi olduğu gözlenmiş. Alkol ve glukoz karışımının onları cezbettiği düşünülüyormuş. İkinci olarak, kafaları olmadan bir hafta boyunca yaşayabilir, bunu söylemiştik. Bunun sebebi ise böceklerin segmentli vücut yapıları olduğundan, bu segmentlerde oksijen girişini sağlayan küçük delikler bulunuyormuş. Yani nefes almak için kafaları gerekmez, yalnızca ağızları olmadığı için bir süre sonra susuzluktan ölür demiş. Diğer hayati fonksiyonlarını kontrol eden organlar ise zaten gövdesinde yer alıyormuş. Üçüncü özellik, bir hamam böceği 40 dakika nefesini tutabilirmiş. Bu canlılar metabolizma hızını düşürerek beslenmeden yaklaşık bir ay yaşayabiliyorlarmış. Fakat hamam böcekleri için su yaşamsal önem olarak birinci sırada yer alıyormuş. Bu nedenle su kaybına karşı nefesini tutmayı biliyorlarmış. Dördüncü özelliğe bakıyorum. Kendi vücutlarından daha dar alanlara, işte iki ne olabilir, tahta parçası arasında, vücudundan daha dar olmasına rağmen girebiliyorlar. Tüm hamam böcekleri dokunmaya duyarlı tüylerle kaplamış. Bunlarla sığacakları yeri algılamaya çalışarak bu bölgelere yavaş yavaş sürünerek yerleşiyorlarmış. Hamam böcekleri birçok ülkede besin kaynağı olması sebebiyle üretim çiftlikleri kuruluyor. Hatta Türkiye'de de olduğunu biliyorum. Antalya taraflarında sanırım var ve talebi karşılayamıyorlar. Hamam böceği talebi Çin'de arttığı için bu üretim tesisi kurulmuş. Besin olarak tüketilmesinin yanı sıra hamam böceği tozu bazı kozmetik şirketleri tarafından da kullanılıyormuş. Hamam böceği yeme yarışması bile düzenlenmiş Amerika'da. 2012'de Amerika'da hamam böceği yeme yarışmasına katılan Edward Archbold yarışmadan hemen sonra ölmüş. Bazı kaynaklar yerken böceklerin boğazına tıkandığını, bazı kaynaklar ise hamam böceği alerjisi olduğunu düşünmüşler. Adam gitmiş gümbürtüye. Hamam böceği yeme yarışmasında birinci olmuş ama gitmiş. Başka ne var? Sizin yemeklerinizi de yiyebilir demiş. Yer tabii ki. Hamam böcekleri hepçil canlılar. Yani hem otçul hem etçil. Ölü böcekler, kağıt, bez, sabun, ahşap, saç, kıl, nişastalı tatlılar, etler de tüketebiliyormuş. Biranızı da içebilir tabii ki demiş. Söylemiştik zaten. Çok, bu güzel bir özellik. Çok yüksek dozda radyasyonu tolere edebiliyorlar. 300 milyon yıldır yaşam sürmelerinin sebeplerinden biri de bu zor koşullara çok dayanıklı olmaları. Bilim insanları Çernobil ve Hiroşima'yı bile atlatan bu canlı grubunun dayanıklılığının yavaş hücre döngüleriyle alakalı olduğunu düşünüyorlarmış. Yavaş hücre döngüleri. Radyasyona
söylemiştik zaten Wikipedia'dan. 6 ile 15 kat daha dayanıklı olduğunu. Gruplar halinde yaşıyorlar söylemiştik. Eğer bir hamam böceğine rastladıysanız bilin ki bir yerlerde devamı da vardır. Salgıladıkları feromonlar sayesinde birbirleriyle iletişim halinde kalıyorlar. Dolayısıyla bu kimyasal iletişim özellikle besin kaynağı bulunduğunda aktif olarak salgılanıyor. Karıncalar gibi aynı. Bu çok ilginç. Bazı dişiler için hayatları boyunca tek çiftleşme yeterli oluyormuş. Bakın bunun nedeni de ne? Dişiler bir kez çiftleşmeden sonra kendilerine ömür boyu yetecek spermi saklayabiliyorlarmış. Hatta bazı dişilerin çok ağır koşullar altında erkek olmadan da üreyebildikleri düşünülüyormuş. Bu özellik müthiş. Bence maddelerin içerisinde en önemli özellik bu. Evcil hayvan olarak beslenebiliyormuş. Aslında az bakım gerektiren kokusuz hayvanlar olduğu için tercih ediliyorlar. Bunun yanı sıra her şeyi yiyebildikleri için beslenme problemi de yok. Yine de hastalıklara mekanik taşıyıcı olduğu da unutulmaması gerekir diyorum. Türkiye'nin endemik türü Doğu hamam böceği. Endemik yani sadece Türkiye'ye has anlamına geliyor. Bu hamam böceği kara fatma böcekleriyle aynı boyut ve renkte. Bu nedenle kara fatma ile karıştırılıyor. Oysa ki bulundukları takım birbirinden farklı. Hamam böceği takımı çünkü. Vücutlarında bakteriler simbiyotik ilişki içindeler. Bakterilerle simbiyotik ilişki içindeler. Bu da çok enteresan geldi bana. Bu bakteriler anne tarafından yavruya aktarılır. Bakterinin yağ doku içerisinde konforlu yaşamı karşılığında, böcek ise bakteriden yaşam için gerekli olan amino asit ve vitaminleri sağlar. Yani bu yaşama ne diyorlardı? Simbiyoz diyorlardı herhalde. Bakterilerle yararlı birliktelik, parazit zararlı birliktelik, bu yararlı karşılıklı yarar sağlıyorlar. Böyle bir ortaklık kurmuşlar. Bu da çok çok ilginç. Benim de ilk defa duyduğum bir bilgi. Saatte 4 kilometre hızla koşabiliyorlar. Gerçekten sabah da ben 4 kilometre hızla bahçede koşuyordum. Gerçekten çok hızlıydı. Burada çekimler esnasında ne kadar uysal ve hareketsiz olduğuna bakmayın. Bununla biz 4-5 kilometre hız yaptık bahçenin içerisinde. Yakaladım, yoruldu ondan. Bir de muhtemelen diğer hamam böceklerinde olan kimyasal bağını kopardık. Orada yalnız hissetti kendini ve sakinleşti. Hamam böcekleri vücutlarındaki tüyler sayesinde hava akımlarındaki değişimleri algılar ve hemen ortadan kaybolurlar. Koşarken bacakları bir saniyede 27 kez hareket eder. Havadaki kıllar sayesinde işte yanından geçerken oluşturduğunuz küçük rüzgarlar falan hamam böceği tarafından fark ediliyor ve sizin geldiğinizi veya herhangi bir cismin yaklaştığını kendine algılıyor ve kaçıyor. Müthiş bir özellik bu. Dinozorlardan bile yaşlılar. Bakın burada yine güzel bir bilgi. Modern hamam böcekleri 200 milyon yıl önce, primitif olanları ise 300 milyon yıl önce Karbonifer döneminde ortaya çıktı biliniyor. Karbonifer. Yani Jurassic döneminde ortaya çıkan dinozorlardan bile eski. Müthiş bir özellik. Dinozorlardan önce dünyada olan bir canlı şu anda hala hayatta. Bu da bu canlının ne kadar müthiş bir canlı olduğunu gösterir. Bütün bu bilgilerden sonra ben de ufak tefek bir şey ekleyeyim. Arkadaşlar bu böcek reisin korktuğu böcek var mı? Evet vardı. İşte bu hamam böceğinden korkuyordum. Neden korkuyordum? Çocukluğumda başımdan geçen bir olaydan dolayı. Bizim eski bir evimiz vardı. Evimizin yanında kullanmadığımız. Bazen işte tarladan falan geldiğimizde çiftçilik yapıyorduk çünkü. Üstümüzde başımızda kirli elbiselerle içeri girmezdik. Eski evde takılırdık. Orada işte gerekli her şey vardı. Veya yeni evden getirerek yemek falan yediğimizde olurdu. Eski dedim. İçinde yine eşyalar falan mevcuttu. Fakat kullanılmayan çoğu.
Bir gün yere kırıntılar dökülmüş. İşte burada ilk başlarda anlattık. Bakın iyi temizlenmesi gerekiyor. Kırıntı, yiyecek atıkları bırakılmaması gerekiyor. Gece girdim, baktım 3-5 tane hamam böceği bu kırıntıları yiyorlar. Ben gelince, ışığı yakınca hepsi, bir tane divan vardı, divanın altına kaçıştılar. Ben hamam böceklerini görebilmek için divanın örtüsünü kaldırdım. Kafamı içine soktum. Bakıyorum hamam böceklerine ve gördüğüm bir manzara yine buradaki bilgileri doğruluyor. Divanın altı tamamen üst üste binmiş. Divanın bacakları neredeyse iki kat olmuş. Binlerce hamam böceği var. Kafama mafama değdiler. Orada çocuktum zaten, korktum. Uzun sürede bu korkum devam etti. Fakat bunu yendim. Böcek fobisi olan arkadaşlara bu örnek gelsin ve yenilebileceğini bilsinler. Sonra bir tane sinek ilacı aldım. Kapıları kapattım. Sinek ilacını deldim. İçeri odaya attım gaz bombası gibi. Kapıları kapatınca içeride bir koşuşma oldu ama artık halının üstü gözükmez hale geldi. Her taraf hamam böceği kapladı. İşte bunu da yaparak aslında korkumu büyütmüş oldum. Bir katliam oldu orada. Tamamen bir kutu Sheltox bitti. Ama hamam böceği içeri girilmeyecek derecede kapladı her tarafını bu zaten gaz. Bütün hepsi öldü ama bütün delikleri falan da tıkadım. Çünkü divanın altına doğru attım. Bu hamam böceklerini görmeniz lazımdı. Korkunçtu. Koşuyorlar koşuyorlar, ters düşüyorlar falan. Binlerce hamam böceği çıktı. İşte o zaman bu görüntüler beni korkuttu. Ama sonra hamam böceklerine ilgili bu bilgileri öğrenince saygım arttı. Yani dinozorlardan bile eski hayvanlardan bahsediyoruz. Jurassic dönemden önce dünyaya gelmişler. 300 milyon yıl önce dinozorlar yokken. Yani bu kadar enteresan bir canlı bu hamam böcekleri. Başka ne söyleyecektim? İşte bunu saygı duymak gerekiyor. Bu kadar kaliteli bir canlı olduğu için. Ha, neye dikkat edeceğiz? Mücadele edeceğiz mi? Edeceğiz. Çünkü evlerde yaşıyor. Hastalıklara mekanik taşıyıcı görevi görüyor. Sivrisinekler de aynı şekilde. Mücadele karasinekler de. Mücadele edilmesi gereken canlılar. Duygusala bağlamamak gerekiyor mevzuyu. Dolayısıyla yaşamın içerisinde insan da var. Doğal seleksiyon, doğal ayıklama içerisinde herkes kendi yaşam alanını güvence altında tutmakla mükelleftir. Ben bu hamam böceğini çekimini yaptıktan sonra saldım aslında. Aradan yarım saat, bir saat falan geçti. Sonra aklıma bu canlılardan, peygamber devesinden çıkan tenya geldi. Acaba dedim bunda da var mıdır? Arabamı temizlemek için kullandığım, koltukları temizlemek için kullandığım bir sprey vardı. Bunu sıkarsam belki tenyası varsa çıkar diye düşündüm. Sıktım. Alnında ters döndü ve öldü. Nasıl bir şeyse, ilaç sıksaydım böyle olmazdı. Bu temizlik malzemesi bunu ne yaptıysa bilmiyorum. Anında öldürdü. Yani bu çekimini yaptığımız canlıyı maalesef ben öldürmüş bulunuyorum. Baştan saldım ama sonra bir deney uğruna denedim acaba bundan çıkacak mı diye. Çünkü makrodan çekimlerden sonra incelerken bilgisayarda sanki kılcal kurtlar varmış gibi geldi üstünde. Ama hiçbir şey çıkmadı. Yani hiçbir şey çıkmadı. Aman böceğimizi de kaybetmiş olduk. Neyse, zaten mücadele etmemiz gerekiyordu. Kediler, bahçemdeki kedi yavruları her gün bunlardan onlarcasını öldürüyor. Bahçede bir sürü, her sabah kalkıyorum, onlarca dışarıdan bir yerlerden gelen, ev içinden değil, dışarılardan gelen, özellikle bu Alman hamam böceği, daha ince yapılı, kanatlı falan, çok hızlı hareket ediyor. Bunlar geziyorlar, mahallede geziyorlar. Geceleri görebilirsiniz, dikkat ederseniz yerlerde bunlardan gezdiğini, sıcak, bu son günlerde 40 derecenin üstüne çıkıyor sıcaklıklar. Bu sıcak havalara bayılıyorlar ve geziyorlar. Benim bahçeye de geliyorlar ama benim bekçiler, yavru kedilerim, bunları hemen kapının girişinde karşılıyor ve öldürüyor.
Bu nasıl olduysa duvarı kullanarak gelmiş. Yerden gelmemiş, duvardan gelmiş muhtemelen. Duvarda gördüm onu. Bayağı bir koşturmadan sonra yakaladım ve bu çekimleri yaptım. Evet, uzun bir video olacağı benziyor. Burada bitirelim. Hoşça kalın.